en son ermiş balık kraker. Yeni tabağı pisleyen birerler. Metehli Fatih seni ölü biskerken underground'da seni ters diker. Sahibinden... Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Saygılar sevgiler. Ben Murat Özel. Ailesi Metal Kavuk. Düşen dostu. Beni bilen biliyordur. Bilmeyen de var illa. İlla herkesi bilecek diye bir kaydı yok. Herkes tanıyacak diye. Ben Deni Gönül Müzik Öğretmeniyim arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 senedir vesaire falan rap müzikle alakalı olduğumu söyleyebilirim. Pandemide analiz videoları yapmaya başladım. Müzik öğretmeniyim aynı zamanda. Ama çok uzun bir süredir, değil en azından 3-4 senedir rap müzik dinliyorum. Ancak çok uzun bir süredir metal müzikle haşır neşirim ve metal müzik biliyorsunuz arkadaşlar zor bir müzik tarzıdır. Çok fazla işin içinde enstrüman olduğu için. Rap müzikle birleştiği zaman çok kaliteli şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü rap, vokal sanatı, işte rock da ya da metal müzik de müzikal bir sanat olduğu için ikisi birlikte çok güzel ateşte barut olduğunu düşünüyorum. Bu videoda arkadaşlar daha önceden yapmış olduğum Çakal diss track parçasını aslında analiz edeceğim. Kendimi analiz etmek istiyorum. Çünkü olmadığını düşündüğüm yerler olduğunu düşünüyorum. Artı şöyle bir şey var. Şarkıyı ben canlı izleme şansım olmadı yüklediğim zaman. Yani o esnada ben şeydim, sahnedeydim diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla yandaki live chat'te neler döndü hiçbir şekilde fikir sahibi değilim. Ve baktığımda şimdi dedim bir göz atayım vesaire. Bir sürü yorum yapılmış. Neler yapıldığını bilmiyorum. Güzel şeyler de olabilir, kötü şeyler de olabilir ama küçük çaplı aşağı indirdiğimde genelde çok olumsuz yorum yoktu. Birkaç arkadaş şey demiş haklı olarak. Abi sen bir senedir rap dinliyorsun ne diyorsun şey falan. Ama o zamanlar hatırlarsın sevgili Çakal şeyle... Mete ve Fatih Uslu hakkında, Mete Erpek Fatih Uslu hakkında bıdı bıdı rap yapıyor demişti. Yani bu çok talihsiz bir açıklamaydı ve kimse de çıkıp sen ne yapıyorsun abi demedi. Çünkü Çakal, insanlar şöyle bakıyor daha doğrusu. Çakal çocuk abi, hani raple alakası olmayan bir arkadaş. Yani kimse Çakal'ı aslında umursamıyor. Yani söylediklerini vesaire ama. Şimdi sen umursamazsan, ben umursamazsam, başkası umursamazsa. Bu arkadaşlar, sevgili arkadaşlar kendilerinde cesaret ediyorlar ve şey düşünüyorlar diye düşünüyorum. Tamamen bu şahsi fikrim. Ama bak kimse işte bana hani laf söyleyecek cesareti yok diye düşündüklerini düşünüyorum. Dolayısıyla hani biri çıkıp gönüllü olması lazımdı. Ben de hani naçizane bir şekilde elim dilim işte el verdiği kadarıyla sevgili Çakal'a diss track yazmış bulundum. Diss track nedir? Disrespect kelimesinden gelmedi. Disrespect nedir? İngilizce bir kelimedir ve saygı duymamak. Respect saygıdır. Disrespect. Diss işte bir kelimenin başına geldiği zaman onu olumsuz yapar vesaire vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar kendimi eleştireceğim aslında. Bir ikincisi esas amacım daha doğrusu yanda yazanları okumaktı. Çünkü sahnedeydim herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım neler yazmışlar ilk başta. Abi ciddi misin? Bir senedir rap dinleyen adamsın. Neresi? Lah. Evet güzel doğru haklı. Haksız değil. Kime atıyor? Abi şarkı yorumluyorduk ne oldu diyor. Abim yaptıysa en iyisini yapmıştır. Eyvallah rap life. Diss Çakal arkadaşlar. Beyler olayı kaçırdın. Ne da Çakal Hidra'yı sevmiyordun değil mi? Bu abimize ne oluyor diyor. Evet haksız değil abimize ne oluyor. Bakalım abimize ne olmuş o zaman bir hediye etsin arkadaşlar. Dinlemeyen de varsa bu esnada bu fırsatla bu şarkıyı dinlemiş olsun bakalım. Geldi. 3-2-1 vallahi bile play. Şarkı fading giriyor arkadaşlar. Fading'den kasıt şudur. Yani içeri doğru aslında sesin çoğalması. Fade out vardır mesela. Dışarı doğru sesin azalması şeklinde birisi. Sesin kısalarak ve açılarak. Bu şarkıda bence birinci hatam buydu arkadaşlar. Fading yapmamalıydım bu şarkı. Çünkü şey düşünün. Çok hızlı anlatıyorum. Bir saniye. Spotify'da hiç dinlemediğim bir şarkıya denk geldiğin zaman o şarkının ilk 5 ya da 10 saniyesi seni çok ciddi alması lazım ki bunu daha sonra nakaratına kadar sabredip nakaratta da bu şarkıyı beğenip playlistten alabilirsin. Şimdi playlistten aldığın zaman ne oluyor? Şarkıyı yaratan kişi Spotify'dan para kazanıyor. Sen onu dinlediğin için. Aslında ben burada şu yanlış yapmışım, riske girmişim çünkü şarkıyı direkt almış olsaydım wow dedirtme şansım olacaktı. İşte derler demezler de o dinleyicinin kendi şahsi fikri. Ama fail'in olduğu için ya bu şarkıyı geçme riskleri var. Neden geçme riski var? Yani şarkı abi kısık geliyor der. Ya da anlamaz abi şarkı başlamadı der vesaire. Ya dolayısıyla bu şarkı fail'in olarak başlamamın büyük hatalarından bir tanesi. Devam etsin gelsin. Arkadaşlar bu arada evet, sağ tarafta sohbet devam ediyor. Sohbet kısmında bir saniye bakalım canlı bir şekilde devam ediyor aynen. Yani canlı dediğim o an ben yayınlarken bakalım neler yazmışlar sevgili arkadaşlarımız. Bekliyorum. Çakal itiraf et sen de burası. Güzel. Yes babe. Wow. Özilla. Şey Jokzilla. Herhalde. Bakalım nasıl olacak diyor. Sevgili dostum var orada. Kimmiş o? Bakalım. Evet. Devam. Bang.
başka rhyme yolu bulmak yine er geç tanıyacak kapacaklar bu adama. Hasta la vista oldun hemen volta seç bak gönlünü aga yoksa sonu makara. Neymiş bu hava kap bakalım dolara sen de biteceksin sonun elde pazara. Aynada hiç baktın mı kendine markalı her şeyi soyutu tek elleme geçmişi bugünü soyutu dışı kendime besleme bekmene sağ çek besmele çek sam çek hadi iyisin poz verdin bro çek hepsi top biz tüfek. Ben domdom ya. Domdom sana çok şey yapmıştım. Canlı analiz yapmıştım hatırlıyor musun? Dakika bir gol mü yazmış? Dinlerim. Çek bir kelime edelim yazdın şartını tanırsın. Hepsini sildirelim. Kim oğlum bu sinirin? Sen pek misin kocaman kibirin? Yüz binlik klibin o yüzden sen suç parçasısın sahibin. Türkçe bil önce sonra öğretmenin gelecek. Kütlen uydurma lehçe. Kafir olmaz her ece. Ben öyle basmam evine gidecek. Umarım senin boyunda bir şey. Saatlerce rhyme alite. Eğlenceli işkence. Konuşmadık ama sen olayken ağzın. Ghostwriter sana single lazım. Ghostwriter sen kendini kazdın. Senden daha kış yazdım kazdım. Vay Bolin ah uf abime yazmış. Burada şey var aslında hani Ghost Rider sana değil de Ghost Writer değil de single yani singer lazım. Singer'dan kastım şarkı söyleyen. Şimdi Ghost Writing diye bir teknik var arkadaşlar. Teknikten kastım aslında bu her müzik tarzında olan ama rapte genelde çok da ağırlıklı olan. Ghost Writing dediğimiz senin yerine sözleri başkası yazıyor. Ya ona para veriyorsun adını kullanaraktan ya da para vermiyorsun sana kıyak yapmış olur. Yani aslında sözleri başkası yazıyor Ghost Writing'de. Ben de burada ima etmeye çalıştığım şey sana Ghost Writer değil direkt single lazım. Singer lazım yani şarkı söyleyen kişi. Dolayısıyla yani sözler yeterli olmayacaktır başkasından aldığın. Sen git başkası gelsin başkası süresinde. Ben çalışıyorum burada helal bakalım. Çünkü hiç bitmez bunların mutarısı. Kendini kimsen anaslan kalanlar. Dinleyin bak söyleyeceklerim var. Dünya geç de aç bakalım insta search box. Doğru bir ton ve deli marita. Oy Murat Özel şey. Neydi o? Şidere sikmiş vardı değil mi? Evet Turan Aktaş panç yok demiş. Evet. Bu adama hasta la vista oldum hemen volta seç bak yürüne aga yoksa sonu makara. Neymiş bu hava kap bakalım dolara sen de biteceksin sonu nerede pazara. Şimdi burada şey benim prim yaptığımı zannedeceklerdi diye düşünüyorum. Aslında prim yapmaya çok fazla ihtiyacı olan bir ezik bir kariyerim yok arkadaşlar. Manga grubuyla feat yaptım artık. Şu anda işte çok ciddi MC'lerle çalışıyorum. İşte G-Flow'la işte yeni bir projemiz gelecek. Enes Alper'le feat yaptım. Enes Alper'le ikinci feat'im geliyor arkadaşlar. Artı Odrici, işte Kardiyak, Kurşun, Saydar'la şarkılar yaptık. Yani prim yapıyor deme ihtimalini ben sıfıra indirmek istediğim için böyle bir şarkıya bridge ekledim. Köprü ekledim daha doğrusu. Peki neden anlatıyorum burada? Gelsin bakalım birazcık daha yer alayım. Yani bu riski çünkü prim yaptım zannedeceklerdi ve prim yaptım zannetmemeleri için böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldım şarkının içerisinde. Gels. Pardon. Herkes bunu prim zannedecek. Senin kadar leş bir müzisyen görmedim. Oha yalnız hayla çok iyi. Ya Murat bir şey. genelde çakalı diss track yazan herkesin hesabı kapatıldı arkadaşlar. Bugüne kadar işte Instagram hesabından başlıyorum. Artı Varmeta sevgili Ufuk da yazmıştı. Onun da hesabını kapattırdı. Sanırım da bana bulaşmadı. Bulaşmaz da diye ümit ediyorum. Yoksa hani ben de şarkı bul. Geliyor. Tarih sonanmış balık kırarken yeni tabak pisleyen birerler. Mete ile Fatih seni ölü bisker ki underground'da seni tersi gel. Sahibinden satılı karakter tam tiyer full datana yamanter. Ototün varsa tam bir otoriter sorsan yıllardır ton master. Uğraş milletin hesaplarıyla vur kaç zillet yakışır sana kaldır fanları kaldır parmağı. Son damlası taştı vur bardı. Konserde kanter panter taklit. Sos etim ödüden defteri taklit. Sprint tersi yakışır basit kaçla laçka alçak aşka. Aslında şey burada güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun kaçla laçka alçak açkal. Yani ismi kullanmadan dört tane farklı kelimeyle yani bu işte o hecelerin olduğu farklı hecelerden oluşan dört tane kelime ile punch attı genelde. Yani daha doğrusu muhatabının çakal olduğundan bahsettim. Böyle genelde de böyle olması gerekiyor bence. Yani şey aşk şarkısı yaparsın mesela şuran gitmeden şuran direkt olarak bunu da söyleyebilirsin. Ya yani bir de aşkı dolaylı olarak anlatmak var. Tabii ki bu şarkı yazma politikasıyla alakalı. Mesela Sayam onu çok güzel yapıyor. Kimse sevmezsin o ayrı bir konu. Ama mesela Sayın şarkını dinlediğinde yanında bir rakı istiyorsun abi. Çünkü efkar yapıyorsun bir ikincisi.
Mesela benim Son Kere diye bir şarkım vardı. Mangal olan düetim. Onu da şey anlatıyorum. Aşktan bahsediyorum aslında. Ayrılan, terk edilen bir adamdan bahsediyorum ya. Orada şimdi direkt terk edildiğini anlatabilirsin ama şu şekilde de anlatabilirsin. Kalbim çalındı, zırhım düştü göğsümden ve arşivlerim yankılandı. Yine döndüm ölümden. Yani burada kalbim çalındı, kalbi çalınan bir adamdan bahsediyor hikaye bu. Ama yani farkındaysan zırh kelimesini nerede kullanıyoruz? Hiçbir yerde kullanmıyoruz. Artı şeyi nerede kullandık? O şarkının içerisinde az önce söyledim. Arşiv kelimesini nerede kullanırsın? Ancak devlet arşivinde falan. Yani doğal olarak, direkt olarak anlatmak yerine ben her zaman şeyi tercih ediyorum. İma ederek karşı tarafın anlamasını bekliyorum açıkçası. Bu sefer hani bu karşı taraf anladığı zaman senin dinleyici kitlenin IQ'su da yükseliyor. Yani IQ'ya ihtiyacın var. Sonuçta biz Serdar Ortaç ya da işte Çakal Marifliği artık. Adam artık ben şimdi. Ders müzik yapmadığımız için dinleyicinin de zeki olması lazım. Seni dinleyen kitlenin. Yani aa siktir adam ne demiş demesi lazım. Mesela işte Cem Yılmaz diyor ya. Ya karşıya bakıyorum diyor işte IQ'lar 6000, 8000 falan. Öyle bir şey istediğim için dolaylı olarak anlatmayı tercih ediyorum. Bu da dediğim gibi kaç çıkalı, aç çıkalı, alt çıkalı, aç çıkalı. Aslında çok zor bir şey değil ama güzel ima etmeye çalıştım. Bir konu oldu. Artı, neyse şarkı için hemen bir eksiğinden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Aç bakalım insta search box dolu mor bitom ve benim harita. Lankin kanka rhyme dolu bu makine. Her gün sarılacak tabacaklar bu adama. Astralı bir star oldun hemen volta. Search box yönünü aga yoksa sorun makara. Sevgili Can Karıştı şimdilik ben beğenmedim demiş. Abo çok iyi böylesini beklemiyordum da yalan söyleyeyim. Alev alev nakarat pek değil de gerisi kıyak diyor peki. Bu hava kal bakalım dolar sen de bileceksin sonu. Evet. Şarkı böyle bir şarkı arkadaşlar. Evet. Bayağı iyi bu arada. Çok sağlam. AQ. Güzel. Teşekkürler. Pançok demiş Efe. Olabilir. Evet arkadaşlar. Hidris sikmiş. Yerim var sikmiş. Kıyak olmuş. Evet. Şeyler var. Alevler var. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada kendi yorumunuzu görürsünüz arkadaşlar. Aşağıda yazmayı unutmayın. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. O ayrı bir konu ama emek var tabii ki nihayetinde. Emek var ama şarkıda hatalarım var arkadaşlar. Hatalarımdan bir tanesi de bazı yerlerde hakikaten dilim sürçmüş. Mesela ben kardiyakla feat yaptık. Biz kardiyak şu an görüşmüyoruz kardiyakla doğuşla. Biraz aramız bozuldu. Nanem olduğuyuz hatta muhtemelen de ödene kadar görüşmeyeceğiz gibi duruyor ama kardiyakın söylediği çok güzel bir cümle vardı. Daha doğrusu bir MC'de olması gereken bir numaralı olması gereken en büyük kriter şu rap diksiyonu arkadaşlar. Rap diksiyonu nedir mesela? Nasıl da benim şarkım vardı. Battle Castle'da. Bir saniye gelsin şarkı aklıma. Sallama bay delici ben değilim. Sallama lan liriksiz söz dediğin. Diyor orada. Oradaki mesela sallama lan liriksiz söz dediğin yumuşak G'sini Y yaparsan orada rap diksiyonunu uygulamış olursun. Mesela canlandıralım. Ergenlere ezberdenlerle erkenden menopoza sokunu dallama bay delici ben değilim. Sallama lan liriksiz söz dediğin. Yaparsan orada Y'yi baskın verirsen olur. Hidro çok yapar. Sallama lan liriksiz söz dediğin. Laf bilenden gelir ağlar gidiyen. Gidiyen. Yani rap diksiyonu bende eksik bu şarkıda. Tabii ki tecrübesizlikle alakalı. Yani işin matematiğini biliyoruz. Sabah kadar size matematik anlatabilirim. Hatta eski videolarımdan bakarsanız üçlemeler, tripletler. İşte şudur mesela. 3, 4, 1, 1. 1, 1'i 2'ye bölersen ne olur? 1, 1, 1, 4'e bölersen şöyle yapayım. 1, 1, 1, 1, 3'e bölersen 1, 1, 1, 1. Mesela daha farklı şeyler yapalım. Ankara, 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 Ankara. Ta 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 ya da Karaman, Karaman, Karaman. Mesela hepsini birleştirelim. Ankara, Karaman, Gelibolu, Bursa. Ankara, Karaman, Gelibolu, Bursa. Bursa, Gelibolu, Ankara, Ankara. Ta 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 ta. İşte bu tarz birleştirmeler aslında senin flow'larını oluşturuyor ve ne kadar çok çeşitli yaparsan o kadar ciddi bir MC ya da kaliteli bir MC olduğunu göstergesi oluyor bence kanımca. Ben bunları biliyorum. Biliyor olmak tabii ki yeterli olmuyormuş. Bunu anladım açıkçası. Güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir düz track olduğunu düşünüyorum ama tabii ki hatalarım var. Bu da dediğim gibi benim tecrübesizliğimden kaynaklı hatalar arkadaşlar. Sevgili dostlar şarkı böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa dinleyenler varsa. Artı dediğim gibi yan tarafta yorumlarını, kendi yorumunu gören arkadaşları da yorumları bekliyorum. Tekrardan görüşeceğiz. Allah kimseye diss track yazdırmak zorunda kalmasın. Yani diss track yazmak tabii ki medyatik anlamda hani seni bir yerlere götürüyor ama herkes aramızı yiyorsun arkadaşlar. Tek istediğim o aslında. Kendinize bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Tekrardan başka videolarda elbette görüşeceğiz arkadaşlar. Bay bay, sağ olun.